Serpil Hanım, komşularınız bu şekilde pirzolunu mu yapıyor da siz mi pirzolu tercih ettiniz davet sofrası diye? Davet sofrası olduğu için ben pirzolu tercih ettim. Kemikli et. Peki, afiyet ama olsun. Ama pişirme yöntemi her şey aynı. Hadi bakalım, bekledik buyurun. Tadına bakalım bir an önce. Eti beğendin mi Elif, pişmiş mi? Et pişmiş. Tuzu oranı da güzel. Ben normalde kuzu tüketemiyorum. Sadece pişme oranını, tadını, kıvamını haklı olarak verebilmek için. Mecburen ama neyse. Mecburen güzel yedim bir şey. Tabii ki. Baktım. Koku mu tabii sizi ki rahatsız çok, ediyor? Aynen. Ama burada alıyor musunuz kokuyu? Ben hiç tüketmediğim için hiç bana çok ağır geliyor. Yani o ama bu senin sorunun değil, bu benim sorunum. Eklemeler yaptım çünkü elimden geldiğinde. Çünkü kuzu etinin öyle bir dezavantajı var. O şu an kokusundan ziyade pişme oranı değerlendiriyor. Çünkü ona her türlü kokacak mı zaten? O benim sorunum. Onu göze alarak gelmiştir zaten. Çünkü çok deniyorum ben. Açığım çünkü yeni tatlara vesaire. Ama denediğim zaman midem de çok rahatsız oluyor. O yüzden kararını da denedim. Puanlama tamam. Yapacak kadar. Pişip pişmem. Tamam o zaman. Tamam. Dolmayı nasıl buldunuz? Dolmanın da pişme oranı güzeldi. Lezzetli, lezzetli mi? Evet, yarışmaya lezzetli. Uygun bir ana yemek mi? Bunun olurunu bilmiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Sen de tatmadığınız çünkü, için. Çünkü evet benim beklediğim daha mantıvari olandı. Bu, bunu daha önce tatmadığım için şimdi olur budur şudur atmaya hiç gerek yok. Evet. Ama etin pişkinliğine baktım. Lahananın kıvamına baktım. Baharatların karışmasına baktım. İçindeki et de hepsi pişmiş ve birbirine girmişti. Evet. Yani oluru da bu sanırım. O yüzden güzel. Afiyet olsun. Lezzetini beğendiysen pek aynen. Yadigar Hanım. Ama ben de diyeceğim bugün. Ne diyeceğim? Bu benim damak tadıma uymuyor. Şakacı kadın. Görüyor musun Selda abla? Evet. Ara sıcağı ne kadar beğenmediysen bunu da o kadar beğendim. Elinize sağlık. Ay çok sevindim. Baharatı çok, çok güzel dolmanın. Afiyetler olsun. Bulgurları falan tam iyi kıvamında. Pirzola da çok güzel pişmiş. Evet. Afiyetler olsun. Kadir Bey'inki daha kızarmıştı. O daha böyle gözüme güzel geldi. Gözüm ama mü kaldı etimde? Ağzımda falan kaldı. Yani yer bugün kızarmayla ilgili senin şanssızlığını diye. Severim ben. Ama çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyetler olsun. Bu bizim sardığımız lahana sarmasına benziyor. Evet, beyaz lahana. Yani beyaz lahana. Ama lahana ortak güzel, bir tek. Yok, lahanadan da daha güzel olmuş. Ay afiyetler evet, olsun. Beğendim. Afiyetler olsun. Biz kıyma koyuyoruz. Bu da değişik bir lezzet vermiş baharatıyla beraber. Sen güzel. Bugün bu yorumları Yadigar'ın yanına oturup inadına mı yapıyorsun? Yok, ben Yadigar'ın da beğendim. Dün Yadigar'ın da göreceğim artık cuma günü. Gerçekten beğendim ya. Şimdi dün Yadigar'ın sofrasında Yadigar'a dedin ki nereye gidiyorsun? Salatalar. Oo, aa, salatalar. İyi aklına geldi. Bitmeden geldi. Ben söylemeyecektim zaten. Ha, fark ettin mi? Fark ettim ama söylemeyecektim. Puanı kırmayacak. Kendisi hatırladı. Akıllı. Kendisi hatırladı. Tadına bakacak mısınız salataların? Bakacağız çünkü ben övgüleri duyunca bitmeden sonra getirdiniz ama Serpil Hanım. Yemeğimiz bittikten sonra yok, getirdiniz. Yok canım henüz daha tabaklarınızı falan almadım. Herkesin şu an fikirlerinizi söylüyorsunuz. Yoruma geçtikten yemeğimiz sonra mıydı? Bitti. İstersek yemiyorduk zaten. Yemekten önce gelmesi gerekiyordu salatalık. Serpil Hanım'ın eli bugün çok ağır, onu fark ettim ben de. Kadir Bey. Gel Serpil abla sen. Gelmiyor. Güzelini yapmaya giden çalıştığım gelmiyor. İçin diye. Evet. İstersek ya. Yemeğimiz bittikten sonra getirdim. Yorumlara geçmiştik ya. Yani şöyle şu anda ana yemek tabakları henüz önümüzde. Hani ana yemek sofrasından kalkmadık daha. Eğer tabakları alıyor olsaydı ya da bütün yorumlar bitmiş olsaydı olabilirdi peki. Ha, şimdi normalde evet şu anda bakabiliyoruz. Yani yırttın. Kıl payı yırttı. Peki evet. Salatanın da tadına bakalım. Dün Selda abla Yadigar Hanım'ın yemeklerine dedi ki biz bunu böyle yapmıyoruz o yüzden beğenmedim dedi. Ben sevmiyorum. Ama bugün. Ben kendi sevdiğim yemekleri yapıyorum onu yiyorum. Farklıydı. Ben o yüzden biberli falan bir şeyler olduğu zaman pek böyle yiyemiyorum sevmedim. O yüzden biberli falan diye. Çorbayı? Çorbayı da işte şey vardı ya içinde topalak kıyma. Ama o bak, yüzden başka da bir şey demedim. Önce içtiniz mi? Ha, içtim tabii. Beğenmediğim için çorbasındaki köfteyi falan. O yüzden o beni eleştirmeye başladı. Eleştiriyi kaldıramıyorsa niye geldi yarışmaya? Eleştiriyi kaldıramayan ben miymişim? Sürekli gözleri dolu dolu gezen. Çok komik. Peki dolmayı beğendim dedin. Eti beğendin mi? Biraz daha kızarması gerekiyormuştu şöyle içine ala ala. Ya şimdi şöyle bu dolmanın altında. Daha bir şey hani bak. Ön pişirmesi yapılıp sonrasında dolmalar üzerine dizilip su verilerek pişiriyor. Yani bu tamamen böyle tıkır tıkır suyunu çekerek yapılan bir yemek değil. Hatta sunumun da
düşünmediğim değil. Yapılaydı daha bir lezzet şey şöyle olurdu. Bir şey var. Şimdi suyu aldığı için et, ha o payını ben çok böyle bırakmayı sevmiyorum açıkçası. Komple davet yemeği olduğu için genelde biz çeviriyoruz. Ha, galiba Selda'nın biraz daha kızarmış bir et dedi sadece. Yani peki, ben salatayı beğendim mi? Düşünüyorum. Salatayı da beğendim. Salata da tuzlu. Beğendim tuzlu mu? Evet. Beğendim tuzlu. Ben... tuzlu geldi bana. Bunda ne var? Tabii ki tuzlu. Sosuyla birlikte tuzu birazcık fazla beğendim atmış. Diyorsunuz. Ben yapabilirim. Ya hadi gel, bu seni çıldıracak. Maya bilirsiniz mesela. Beni. Özellikle senden. Atom dediniz. Hı-hı. Atom deyince ben de fındık, fıstık, badem falan bekledim böyle. Bu salatanın olayı sadece sosu. Ekşisi güzel. Sosunda sosu. Bal vesaire mi var? O yüzden mi? Evet, evet. Bayağı bol malzemeli özel bir sos. Tuzluk derken çok basit. Hı? Çok basit. Yo salata iri iri normal salata. Ya şimdi onda basit salatalık derken salatalık bile yani koca koca. Çok basit. İnce ince doğrandı. Benim salatam nasıldı mesela? Ya güzel bir salataydı. Güzeldi. Dün güzel olduğunda ne kadar dile getirdim. O. Uğraştırıcı derken o uğraşmaları ben diğer yemeklerde ya bu kullandım. İnce doğranmış ben kullanmıştım. Serpil Hanım bakın bu ince doğranmış mı? Evet. Sizce bu ince doğranmış bir salata mı? Ama bu salatanın özelliği böyle. Kireymiş, atom marul. Evet, evet özelliği de var. Özelliği ne peki Selda? İri iri olanı da var böyle. İri bu özelliği var evet. Şimdi biz bunu yiyince uçmadık. Bu iceberg salatası mesela böyle ben de yapıyorum. Bu salatı ben de yapıyorum. Bakın Selda Hanım size açıklıyor Hatice Hanımcığım. Selda Hanım evet, açıkla salatayı. Evet, evet özelliği var. Ben de böyle yapıyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Öyle salata oluyor gayet de onun öyle doğranması da gerekiyor. Ben bildiğim bir şey de yok olmadı diyemem. Bugün Selda Hanım'ı daha çok açılmış olarak gördük. Farklı gördük. Değişik geldi bize de. Biz de şaşırttı bugünkü konuşmaları. Evet. Salatayı beğendiniz mi? Sosu özel yok. Diyor. Sosundan bir aroma aldınız mı? Tad yok, aldınız benim mı? Benim böyle atom olacak şekilde aman aman bir böyle şey böyle olacaksa yapmadı. Olmasın der gibi yorum yaptın Hatice abla. Yani hayır. Hiç mi ismiyle, beğenmediniz? İsmiyle kendisini bağlaştırmıyor. Olay sosunda. Öyle diyeyim. Olay beğenmediniz. Sadece sosu getirseydiniz o zaman. Sos güzelse sadece. Serpil Hanım salatayı hatırlamasaydı daha iyiydi. Puanı hak etmiyordu o salata. Benim salatam hiç de kötü bir salata değildi. Çok özel bir sosu vardı ki yiyen herkesin defalarca istediği ve tarifini istediği bir salataydı. Ben öyle düşünmüyorum, katılmıyorum yarı bu konuda. Ben yemeğe yorum yapmak istiyorum. Yemek bence bir davet masasına konulacak ana yemek değil. Ben lahana neden sarması peki? Yer gibi yedim. Yani lahana, bildiğimiz lahana sarması gibi. Hani biz misafirimiz gelince ekstradan sarma koyarız ara sıcak gibi. Ama şimdi onun bu gibi bir şey oldu. Bu şimdi bana ana yemek gibi gelmedi. Bunu o sarmayla tutamazsınız. Tabii ki pirzola mı koyuyorsunuz hemen böyle lahana? Pirzola mı koyuyorsunuz? Pirzolanız da yani istediğiniz kıvamda. Minik minik özel doğranmış kuşbaşı etle mi hazırlıyorsunuz? Aynen. Dolma etli içinizi. Yap. Evet ben şimdi lahana sarması. Şimdi kıymalı etli bulgur, sarma. Bulgur. İçinde et olan bulgurlu lahana sarması. Ama o bulgur öyle bulgur değil. Aşamaları var. Aynen baharatı çok güzel. Soğan. Salça kavruluyor, bulgurunu veriyorsunuz, et kavruluyor bir kere. Eti güzel iyice bir pişmiş. Yani lahana sarması da öyle yapılıyor. Bir ılıma dönemi var, süreci var onun. Sonrasında ilave bir malzemeyle o dolmanın tutuculuk özelliğini katıyoruz. O da bayağı böyle dalıyorsunuz. Bu anlattığın ne senin? Lahana sarma. Yani lahana sarması demeyin yani. O yüzden başka bir şey bilmiyorum. Yani demir dolması bu. Kadir Bey daha özel bir şey bekler. Ya lahana sarmasında iç hazırlıyorsunuz. Bir değişik şey. Pirzoladan işte daha özel bir şey olabilir mi? Yani ana yemekte başka. Sen çok seviyorum. Afiyet olsun. Yani bu yemek sağ, çok pardon. Davet afiyet sofrasında misafirin önüne çıkacak hayır, bir ana yemek hayır, değil mi? Hayır. Ay Hatice Hanım bakalım. Bulgur, merak ediyorum sizin yani, davet sofrasına çıkacak ana yemeğinizi. Bulgurla şiştik şimdi. Şimdiden şiştik. Üç tane de bir şiştik. Değil ya. Sırada lor tatlısı var. Hadi bakalım ona ne diyeceksiniz. Ellerinize sağlık hanımefendi. Aynen, elinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.